incinebilir gruplara özellikle daha çok odaklanıyoruz. İncinebilir topluluklar içinde herkes var. Özellikle çocuklar var, özellikle kadınlar var ve özellikle işte göçmenler var, siyasi iltica eden, talep etmiş olan insanlar var. Dolayısıyla onlara da eşit derecede katılımlarını sağlıyoruz çalışmalarımıza. Türkiye'nin payı nedir? Türkiye'nin payı insani çalışmalarda slaytlardan bir tanesinde gördüm. Zaten orada göreceksiniz. 1 milyarın üzerinde bir parasal katkı yapıyor. Sadece insani yardım kurumuna. O bizim OÇA dediğimiz insani yardım Türkçesini okudu Melisa. Evet, insani yardım ofisi, koordinasyon ofisi. Ona 1 küsur milyar dolar katkıda bulunuyor. Onun dışında da kriz çıkan ya da işte afet, sadece krizler tabii insani yardım sadece insanlar arası çatışmalardan ya da gruplar arası çatışmalardan ortaya çıkan kriz değil. Bir de biliyorsunuz tabiat afetleri var. Onlarla olduğunda da direkt olarak yardımı yapıyor. Ama BM kanalıyla yaptığı yardım 1 milyarın üzerinde. Türkiye üzerinde hangi çalışma alanları öne çıkmaktadır? Bu soru şey olarak ne derler ona? İnsani yardım konusunda mı bilemiyorum ama genel olarak biz Türkiye'de artık 2011'den itibaren insani yardım konusunda da çalışıyoruz. Daha önce sadece kalkınma konusunda çalışıyorduk. Artık bizim büyük bir portfolyomuzun büyük bir bölümü insani yardıma da ayrılıyor maalesef. Çünkü bu Suriye krizinden ötürü hatta fonlarımız daha çok Suriye krizine yönelmiş vaziyette. Diğer kalkınma konularında zaten hükümetle işbirliği içinde ve onların %50 %50, yani bizim fonumuz yok bu konuda. EU ve Avrupa Birliği ve hükümeti fonlarıyla yapıyoruz. Dolayısıyla daha önce %100 kalkınma konularında çalışırken şimdi %50 %50 oldu. Hatta bizim bu 5 yıllık kalkınma planlarımız var. DPT'nin şimdiki Kalkınma Bakanlığı'nın yaptığı gibi. Daha önce insani yardım yoktu o kalkınma planlarının içinde. Şimdi ağırlıklı olarak o var. Hangi konularda yoğunlaşmaktadır ve çalışma Türkiye'deki, BM'nin Türkiye'deki çalışma hangi konularda yoğunlaşmalarını çalışma alanları açısından diğer ülkeler ile ne tür farklılıklar göstermektedir? Şimdi şöyle bir şey, Türkiye BM'nin çalışma sistemi ne belki söylemek burada lazım. BM'nin prototip bir çalışma sistemi yok. Gittiği ülkede yani temsil edildiği ülkede ki bizim temsilciliğimiz Ankara'da, işte biz burada mukim olarak çalıştığımız için bu ülkenin öncelikleri doğrultusunda çalışıyoruz. Biz başka kendi takvimimizi ya da ajandamızı getirmiyoruz. Bu ülkenin öncelikleri, kalkınma öncelikleri nelerdir? Onlara bakıyoruz. Onu da ülkenin ulusal kalkınma planı var. İşte Kalkınma Bakanlığı'nın hazırladığı. Oradan yola çıkarak bu konuda BM'nin de mukayeseli üstünlüğü nedir ülkedeki? Ona bakarak bu alanlarda ne verebileceğimizi kararlaştırıyoruz. Ondan sonra devletle oturuyoruz ve anlaşıyoruz. Dolayısıyla anlaştığımız konularda da gereğini yapıyoruz. Bizden beklenen ne ve bunu ne derecede veririz diye. Ancak şimdi bunu yaparken tabii ülkenin kendi önceliklerini göz önüne alıyoruz. Yani onun üzerine temel teşkil eden onlar. Ancak bir de BM açısından önemli olan bir husus var. O da çalıştığımız ülkenin Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine olduğu şeydi, taraf olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmelerindeki yükümlülükleri ne ölçüde yerine getiriyor. Bunu izlemek de bizim görevimiz. Yani birçok ülke belki bundan hoşlanmıyor ama bu da bizim görevimiz olduğu için kabul ediyor. Çünkü neticede taraf olan, yani belli bir sözleşmeye imza atan ülkeler,
regüler olarak bir düzenli işte bazı sözleşmeler için 5 sene, bazı sözleşmeler için 4 sene, bazı çocuklar için 2 senede bir BM nezdinde bütün üye ülkelere hesap vermek zorunda. Ne yaptınız, nasıl yapıyorsunuz, ne açıklar vardı, bunları çünkü sorular geliyor üye ülkelerden, siz bunları cevaplıyorsunuz. Türkiye'de bütün sözleşmelerin gözden geçirildiği evrensel gözden geçirme toplantısını geçen sene Ocak'ta yaptı ve 169 tane falan tavsiye kararı var. Onları yerine getirmekle yükümlü. Biz onları takip ediyoruz. Ne kadarı yapıldı, ne kadarı yapılmadı ve ne yapılması gerekiyor şeklinde ülkeye de destek veriyoruz. Dolayısıyla onun dışında eğer hangi konularda yoğunlaşmaktadır ve çalışma alanları açısından diyorsanız, Türkiye diğer ülkelere göre ne kadar geride? Geride olduğu iki konu var. Bir tanesi kadın hakları maalesef. Diğeri de çevre. Çevresel sürdürülebilirlik. Bizim yoğunlaştığımız alanlar bunlar. Çok kısa olmadı mı, oldu mu bilmiyorum. Çok vaktinizi aldım mı? Ben zamanı takip etmedim ama olabilecek sorularınızı cevaplamak üzere teşekkür ederim. Teşekkürler Halide Hanım. Soruları en sonda alırız herhalde toplu olarak. Daha farklı konuşmacılarımız cevap verir. Şimdi Sema Hanım. Sema Genel Karaosmanoğlu, Hayata Destek Derneği direktörüyüm. Biz Dünya İnsani Yardım Zirvesi sürecinde faal olarak rol aldık. Çok farklı bölgesel ve küresel konsültasyonlar, istişare toplantıları oldu. Onlara katıldık, katkı sağladık. Dolayısıyla hem ondan bahsedeceğim, hem de bütün bu zirvenin aslında sivil toplum kuruluşları açısından ne anlama geldiğine ve niçin önemli olduğunu aktarmaya çalışacağım. Şimdi belki bir genel giriş yapmak iyi olur. İnsani yardım diyoruz. Aslında neden bahsediyoruz? İnsani yardım afet ilintili yapılan işler, afet sonrası yapılan müdahaleler, hem acil yardım hem de uzun vadeli toparlanma dediğimiz süreçleri içeriyor. Afetler hem doğal kaynaklı hem de çatışma kaynaklı olabiliyor. Ve Halide Hanım biraz bahsetti, bende biraz daha spesifik rakamlar var. Dolayısıyla 2014 sonu itibariyle elimizdeki en güncel rakamlar bunlar. Yaklaşık 20 milyon insan doğal afetlerden dolayı evlerini terk etmiş durumda ve dolayısıyla insani yardım ihtiyacı var. 100 milyon kadar insan da evini terk etmemiş olsa bile insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Son 3-4 yıldır özellikle gözlemlediğimiz bir gerçek, çatışma kaynaklı afetlerden dolayı insani yardım ihtiyacı olan kişi sayısı çok daha yüksek. 2014 yılı sonu itibariyle 60 milyon kişinin böyle bir ihtiyacı oldu. Daha doğrusu evinden çatışma ve savaştan dolayı evini terk etmiş ve yerinden edilmiş olduğunu görüyoruz. Ama 170 milyon kişinin de yer değiştirmemiş olsa bile bulunduğu yerde insani yardım ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Yüzlerce milyon insandan bahsediyoruz. Bir de üstelik yerinden edilmişliğin ortalama süresinin 17 yıl olduğunu düşünürsek 17 yıl boyunca aslında bu insanların insani yardıma ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla rakamlar bu kadar yüksekken tabii ki kaynakların da yüksek olması gerekiyor, aktarılan kaynakların. Tekrar 2014 yıl rakamları var elimizde en son. Ona baktığınız zaman toplamda 25 milyar dolar aktarılmış insani yardım fonu olarak. Bu bütün dünya devletlerinin kendi kaynakları neticesinde oluşturdukları bir fon, bir ortak fon. Ve 2014 yılına baktığınız zaman bunun yaklaşık 19 milyar doları devletlerden gelmiş, 6 milyarı da özel kaynaklardan gelmiş ki bunların %80'i
bireysel bağışlar, geri kalanı da firmalar ve diğer paydaşlar. Şimdi rakam ciddi bir rakam gibi gözüküyor. Fakat ihtiyaçların ne kadar karşıladığına bakacak olursak, bu eksikliğin gitgide arttığını görüyoruz. Aslında şöyle genel bir tablo var. Bu sarı işaretli yer fonların oluşturulan kaynaklar. Siyah işaretli yer ise karşılanmamış ve hala karşılanmayı bekleyen insani ihtiyaçlar. Evet, ihtiyaçlar. Dolayısıyla baktığımız zaman oransal olarak aslında 2/3'ünü karşılıyoruz düzenli olarak. Daha doğrusu insani yardım sistemi şu anki haliyle karşılıyor. Fakat ihtiyaçlı olan insan sayısı arttıkça, ki biz bunu son yıllardaki çatışmalardan dolayı çok daha ciddi rakamlara ulaşmamız gerektiğini görüyoruz. Karşılanmamış rakamlar çok daha, ihtiyaçlar çok daha artıyor. Dolayısıyla mutlak rakamlara baktığımız zaman ciddi bir karşılanmamış ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Aslında bu tablo genel olarak böyle bir zirvenin ihtiyacını ortaya koyuyor ve gitgide artan ihtiyaçlar ve gitgide artması beklenen fonlar ve bunları nasıl eşleştiririz ve nasıl daha etkili bir insani yardım sağlayabiliriz sorusu üzerinden çıkıyor böyle bir ihtiyaç ve Aydan'ın dediği gibi ilk defa yapılıyor olacak insani yardım zirvesi ve Türkiye'de yapılıyor olacak önümüzdeki ay içerisinde. Şimdi bu karar alındıktan sonra 2012 yılının sonları gibi alınıyor bu karar, insani yardım zirvesi kararı ve bir sekreterya kuruluyor 2014 yılının başında. O zamandan beri 2,5 yılda yakın bir süredir bu konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Çok farklı alanlarda, yüz yüze toplantılarda, bölgesel, ülke içerisindeki istişare toplantıları, sosyal medya çok çok aktif kullanıldı bu süreç içerisinde. Dolayısıyla herkes bir şekilde sesini duyurabildi, kaygılarını, konuyla ilgili yaşadığı zorlukları ve değişim önerilerini dillendirebildi. Dolayısıyla bu tabloda aslında insanların, hani yani sizlerin, bizlerin de ciddi katkı verebilmesi için alan sağlandı. Dolayısıyla o açıdan da aslında bu zirve diğer zirvelere göre özel. Biz de Türkiye merkezli bir insan yardım kuruluşu olarak birçok farklı etkinliğe katıldık. Dediğim gibi hem Türkiye içerisinde biz Türkiye'de insan yardım kuruluşları olarak istişare toplantımızı yaptık, önerilerimizi sunduk, bölgesel toplantılara katıldık. Dediğim gibi sosyal medya üzerinden de aktif olarak var olduk. Şimdi genel bulgulara bakacak olursak bununla ilgili, çok gözükmüyor kusura bakmayın. Şöyle bir durum var. Biraz insani yardım sistemi diyoruz. Aslında sistemi tekrardan şekillendirmek, daha etkili kılmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla belki sistemi biraz anlamak iyi olur. Şöyle ki, birçok ülke ihtiyaçlara göre, ihtiyaçlar doğrultusunda, kendi imkanları, kapasiteleri doğrultusunda fon aktarıyorlar. Ama bugünkü duruma baktığımız zaman aslında fonların 2/3'ü 5 ülke tarafından sisteme aktarılıyor ve bunlar Batı devletleri ağırlıklı olarak. Tabii aslında zirvenin yapılmasının sebeplerinden bir tanesi bu dengelerin biraz daha değişmeye başlaması. Fon aktaran kuruluş ülkeler aslında bu fonların nasıl işleneceği, yani işleyişle ilgili de tabii ki kararlara ciddi katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla bu dengelerin değişmesiyle beraber, ki Türkiye onlardan bir tanesi, 2012'de ve 2013'te üst üste 2 yıl 3. büyük donör olarak yer aldı bu tabloda. Sonra hesaplamanın değişmesiyle beraber 2014 yılında yer almıyor. Bu tablo daha doğrusu daha aşağılarda yer alıyor. Ama yine de birçok ülke, aslında Batı dünyası dışındaki ülkeler, sisteme ciddi fon aktarmaya başladılar. Yani fon alan ülke olmak yerine fon veren ülke haline gelmeye başladılar.
BRICS ülkelerini biliyorsunuzdur. Dolayısıyla onlar büyüyen ekonomiler olarak, yeni güçler olarak onlar ciddi challenge ediyorlar, zorluyorlar bu sistemi. Aynı şekilde Körfez ülkeleri çok ciddi, özellikle bahar, Arap Baharı'ndan dolayı bir yakınlıktan dolayı ciddi donör oldular ve bölgeye fon aktarmaya başladılar. Dolayısıyla bu paydaşların değişmesiyle beraber, dengelerin değişmesiyle beraber aslında sistemin şu anki işleyişiyle çok da etkili olmadığı ve bunun nasıl farklılaştırılabileceği ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Ya da ediyor aslında iki senedir. Şimdi fonlar bir şekilde oluşturuluyor. Ama bunlar nereye gidiyor, nasıl kanalize oluyor, ona bakmak gerekirse bugünkü durumda bu fonların yarısı çok taraflı kuruluşlar dediğimiz Birleşmiş Milletler'in ağırlıklı olarak içine bulunduğu Birleşmiş Milletleri ajanslarına aktarılıyor ve bunlar 6 ana BM ajansına aktarılıyor 2013-2014 itibariyle. Tabii Birleşmiş Milletler mekanizması sonuçta hani 70 yıldır hani ciddi katkılar yapmış olsa dahi aslında bürokrasisi ve maliyeti çok yüksek bir sistem. Dolayısıyla buraya aktarılan fonların ciddi bir kısmı aslında bu makinenin işleyişine de gittiği için dolayısıyla bu sistemin BM sisteminin reforme edilmesi ile ilgili tartışmalar gündemde. Şimdi yarısı BM'ye gidiyor dedik, BM ajanslarına. 2013 yılında %19, yaklaşık %25'te biri STK'lara gidiyor, sivil toplum kuruluşlarına. Bizim gibi ve başka bir sürü çeşit kategori sivil toplum kuruluşu var, onlardan bahsedeceğim biraz sonra. Dolayısıyla %20'si onlara gidiyor. %10'dan az bir miktarı Kızılay kuruluşlarına ve federasyona gidiyor. Onun haricinde devletlerin direkt aktardıkları ve daha farklı aktarım mekanizmaları var. Şimdi sivil toplum kuruluşları dedik %20 kadar. Sivil toplum kuruluşları da tabii çok çeşitli ama STK'lara giden fonların %85'i uluslararası sivil toplum kuruluşlarına gidiyor ki bunlar şu anda 9-10 sivil toplum kuruluşu var. Bu fonların %85'ini alanlar. Ve tabii bunlar network kuruluşları, ağ kuruluşları. Ve birçok birçok farklı ülkede müdahale ediyor olmalarına rağmen birçok da aslında yerel sivil toplum kuruluşları var. Ve onlara direkt fon çok az gidiyor. %1'lik bir meblağ ulusal, biz kendimizi ulusal sivil toplum kuruluşu olarak tanımlıyoruz. %1 gidiyor. Ya da daha toplum temelli, daha yerel aktörlere aynı şekilde daha az meblağlar gidiyor. Dolayısıyla şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Aslında fonu veren belli başlı güç odağı, belli başlı yine güç odakları üzerinden bu fonları aktarıp bu insani yardım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Dolayısıyla artan sayılarla beraber hem onları karşılamak zorlanıyor hem de bu sistemin ne kadar etkili olduğu ve bunları karşıladığıyla ilgili soru işaretleri var. Diğer taraftan yerel aktörler olarak tanımladığımız kuruluşlara baktığımız zaman tüm paydaşlar %79 ile %80'e yakın bir oranla yerel aktörlerin en etkili kuruluşlar olduklarını bildiriyorlar. Tabii sonuçta yani etkilenmiş topluluklarla birebir temas eden ve fayda sağlayan kuruluşlar olarak tabii öyle olması doğal. Buradaki tek sorun bu sistem içerisinde hani çok etkili alanda etkili olmamıza rağmen sistem içerisinde çok bir siyasi gücümüz etkili değiliz aslında. Dolayısıyla çok farklı fazla kademeden bize bu kaynaklar aktarıldığı için ya da alana aktarıldığı için dolayısıyla bu sistemi nasıl daha iyi şekillendiririz, reforme edebiliriz gibi konular gündemde.
Dolayısıyla hani biraz arka planda bulgular bunlar. Şimdi zirvenin kendisi de gelince aslında bu iki yıllık süreç içerisinde bütün bu tartışmalar yapıldı. Ve şimdi zirvenin kendisinde COVID ile ilgili taahhütler alınacak dünya liderlerinden ve farklı paydaşlardan. Ve bugüne geldiğimiz zaman aslında şu mesajlar çıkıyor ortaya. En öne çıkan ve en güçlü mesaj insani yardımın yerelleşmesi gerektiği. Çünkü şu anda çok merkezi bir sistem var ve merkezden idare ediliyor. Dolayısıyla onu mümkün olduğu kadar yerele yaymak ve yerele kapasite aktarmak ve kaynak aktarmak. Tabii insani yardım finansmanı burada çok kritik. Çünkü yine o finansman çok belirli bir yerde toplanıyor ve çok kademe olduğu için aslında aşağı gelene kadar ciddi bir kesintiye uğruyor. Toplam fonlara baktığımız zaman 2014 yılında %0,2'si yerel aktörlere gitmiş bu kaynakların. Dolayısıyla bu sistemi nasıl tersine çevirebiliriz ile ilgili taahhütler aktarılıyor olacak zirvenin kendisinde. Son iki slide'ım var. Orada da şey paylaşmak istiyorum. Bizim hani biz sivil toplum kuruluşları olarak iki önemli girişim var. Bunu çok değerli buluyoruz biz daha yerel aktörler olarak. Bir tanesi Batı Dışı STK'lar ağının kurulması fikri ortaya çıktı bütün bu iki yıllık konsultasyonlar sürecinde. O da şu, aslında yerel aktörler olarak Batı Dışı dünyada varız ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bir ağ kurarak hem politika düzeyinde hem de operasyonel düzeyde işbirliklerini güçlendirip biraz daha sesimizi duyurmak, insani yardım sistemi içerisinde daha önemli bir konuma gelebilmek, sistemin hali hazırda sunduğu hizmetlerden, araçlardan, kaynaklardan daha iyi fayda sağlayabilmek, bir fon havuzu oluşturulup, tabii yerel aktörlere direkt fonların gitmesinde de yani zorluklar var. Fakat yine fon havuzları, farklı kriterlerde fon havuzları oluşturularak bunların daha yerel aktörlere aktarılmasıyla ilgili planlar var. Aynı şekilde araştırma yapılması aslında hani direkt hani etkilenmiş topluluklarla temas halindeyiz ve birçok bilgiyi aslında gerekli yerlere ulaştırabiliriz. Yani o kanalların açılması, mekanizmaların kurulması ile ilgili bir gündemi var. Batı Dışı STK'lar ağının 22 Mayıs gününde de zirvenin hemen öncesinde resmi açılışta yapılıyor olacak. Biz de hayata destek olarak geçici bir yürütme kurulu var. Hani resmi olarak daha açılmamış olsa da, kurulmamış olsa da biz de yürütme kurulu üyesiyiz. Bununla beraber bizim için bunu söylemek kolay aslında. Ama uluslararası STK'lar da hani bir adım atıp bununla ilgili bunu değerli bulduklarını ve onlar da kendi açılarından bu dengeleri değiştirmek için bir şeyler yapmak istediklerini ortaya koydular. Dolayısıyla Charter for Change dediğimiz yeni bir başka oluşum var. Ona da bugün itibariyle 21 uluslararası STK imza atmış durumda. Bir de endorse eden, yani bu destekleyen yüzün üzerinde de yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşu var. Biz de yine onun destekçisiyiz. O da şöyle bir taahhüt uluslararası STK'lar açısından. Uluslararası STK'lar aldıkları fonları aslında kendileri gidip afetin bulunduğu, insani yardımın olduğu yerlerde aktarıyorlar. Genellikle şu anda belki biliyorsunuzdur, epeyce bir uluslararası STK var Türkiye'de, bu Suriye mültecilere, Suriye'nin içerisine yardım yapmak üzere 90 üzerinde kayıtlı uluslararası STK var. Dolayısıyla onların gelip kendilerinin bir ofis kurup operasyon başlatması yerine aslında yereldeki hali hazırdaki kapasiteyi kuruluşlarla beraber onlarla işbirliği halinde bunu yapıyor olmaları ve ellerindeki fonun %20'sini bu şekilde yerel aktörlere aktarıyor olmayla ilgili bir taahhütleri var. Aynı şekilde hani işbirliklerinden bahsediyoruz. Partnership
çok kullanılıyor. Ama bunu hani bunu tekrardan değerlendirip gerçekten eşit bir işbirliği nasıl yapılır? Sadece proje bazlı bir hatta taşeron gibi bir ilişki oluyor genelde. Onun ötesine geçip aslında kurumsal da destek nasıl verilir ve nasıl yereldeki sivil toplumun gelişmesine de katkı sağlanabilir? Ona daha büyük, daha çok önem vermek üzerine taahhütleri var. Dolayısıyla benim bu kadar sunumum. Çok teşekkür ediyorum. Bir fikir vermiştir umarım sivil toplum, bir sivil toplum kuruluşu olarak. Evet, teşekkürler Sema Hanım. Sivil toplumun dünya insani sisteminde ne beklentisi olduğunu gayet açık bir şekilde bildirmiş oldunuz. Adrian, sen devam et istersen. Şu mikrofon ya da istediğiniz. Herkese merhaba. Halide Hanım bir soru sordu. Yabancı var mı bu odada? Ben varım. O yüzden şimdiden Türkçem için özür diliyorum. Kusura bakmayın, eksiklerim yani bakmayın. Birkaç İngilizce kelime kullanacağım. Bir soru varsa lütfen yani sunumdan sonra sorabilirsiniz. Kolombiya Global Center'e teşekkür etmek istiyorum ilk önce ve Halide ve Sema Hanım'a sunumlar için teşekkür ediyorum. Biraz UCLGMEVA hakkında bilgi vermek istiyorum size. UCLGMEVA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı UCLGMEVA olarak biz yani yerel yönetimler sesi toplanmaya çalışıyoruz ve uluslararası arenada sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Bizim dünya teşkilatı ve diğer bölgesel ve tematik teşkilatlarımızla yani yerel yönetimler sesi toplanmaya çalışıyoruz ve özellikle büyük Birleşmiş Milletler konferanslarda sunuyoruz. Habitat 3 biliyorsunuz bu sene en önemli toplantı olacak. Özellikle yerel yönetimler için bir örnektir. Dünya İnsani Zirvesi'nde de çalışma yapıyoruz. Faaliyetlerimiz böyle başladık. 2012'de Kadir Topbaş, bizim UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı bir çağrı yaptı. Uluslararası topluma yerel yönetimler rolü göstermeye çalıştı. Bu çağrıdan sonra bizim ortaklarımızla, üyemizlerle bir misyon yaptık. Türkiye'de Lübnan ve Ürdün'e gittik. Oraya belediyeler ihtiyaçları yani bakmayı, anlamayı gittik. Bu misyondan ne çıktı? Yerel yönetimler rolü ön plana çıktı. Çünkü böyle bir şey düşünüyoruz. Göç ve krizler ilk önce bir şehirde oluyorlar. Ben bir ülkeden geldim ama ilk olarak bir şehirden geldim, bir şehire gittim. İstanbul'dayım şimdi şu anda. Göçmenler genellikle böyle yaşıyorlar ve aynı zamanda krizlerde aynı şekilde yerel aktörler, Sinan Hanım söyledi gibi topluma daha yakın olduğu için ilk cevap veren aktörler yerel aktörlerdir. Orada araştırma yaparken bundan fark ettik. Bu UNHCR hazırladığı planlarda, bölgesel planlarda, regional response planlarda yerel yönetimler için hiç demeyelim ama %0.1 oranı katkı bulduk. Yani özellikle finans konusunda ve proje konusunda yerel yönetimler bulamıyorduk. 2013'teydi. Şimdi yeni bir araştırma yaptık. O rakam pek değiştirmedi.
maalesef. Biraz Lübnan'da değişti. Ama genel olarak bizim Meva bölgesinde, Orta Doğu, Batı Asya bölgesinde bu durum değişmedi. Yerel üretimler için bu durum çok büyük bir problemdir. Neden? Çünkü tabii ki insanlara hizmet sunmak lazım. O kesinlikle önem veriyoruz. Fakat aynı zamanda sürdürülebilirlik için yönetişimi düşünmeniz lazım. Orada bir büyük, özellikle uluslararası STK'lar,